Görüntü geçelim. Sakin ol. Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Sizleri Taksim Camii'nin minberinden selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun. Adil şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır. Kardeşlerim, Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Adl'dir. Rabbimiz mutlak adalet sahibidir. Adaletin yegane kaynağıdır. O bütün varlıklara adaletle muamele edendir. Adalet toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet vicdanın sesidir. Adalet huzurun teminatıdır. Güvenin dayanağıdır. Adalet her hak sahibine hakkını teslim etmektir. Aleyhimize de olsa hakkı üstün tutup kaldırmaktır. Daima haklının yanında yer almaktır adalet. Aziz kardeşlerim, adalet hayatın tüm alanlarına hakim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mümin her şeyden önce ailesine karşı adaleti gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara kötü söz söylememeli. Kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin İ'dilu beyne ebnâikum, çocuklarınız arasında adaletli davranın emrine uyarak evlatları arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalıdır. Mümin sorumluluğu altındaki kişilere karşı adil olmalıdır. Onların haklarını korumalıdır.
alın terini yok saymamalıdır. Mümin ticaretinde adaleti elden bırakmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın Estaizu billah ve aqimul vezne bil kısti ve la tuhsirul mizan. Ölçüyü doğru yapın. Eksik tartmayın. İlahi ikazına bağlı kalmalıdır. Hiç kimseyi aldatmamalı. Rızkına haram bulaştırmamalıdır. Mümin toplumsal ilişkilerinde de adaleti gözetmelidir. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemelidir. Kendisi için arzu etmediği bir şeyi kardeşi için de arzu etmemelidir. Eliyle ve diliyle hiç kimseye zarar vermemelidir. Muhterem Müslümanlar, bugün kadın erkek, çocuk, yaşlı demeden masum insanları katleden zalimler yeryüzünde adaletin temsilcisi olduğunu iddia etmektedirler. Son örneğini Filistin ve Gazze'de gördüğümüz, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Hindistan'da, Keşmir'de ve dünyanın pek çok yerinde dünyada adaleti sağlayacağız söylemiyle beldeleri, şehirleri, ülkeleri yaşanmaz hale getiren zalimlere şöyle bir bakalım. Kendi çıkarları uğruna insani ve ahlaki bütün değerleri ayakları altına almaktadırlar. Hiçe saymaktadırlar adeta. Onlardan mı adalet bekleyeceğiz? İşlemiş oldukları tarifsiz zulümlerle, çıkardıkları büyük fitne ve fesatlarla nice acı ve gözyaşına sebep olmaktadırlar zalimler. Yeryüzünün düzenini bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz bizlere şöyle tarif ediyor. İyi tanımalıyız onları. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde şöyle derler. Ne fesadı? Biz ancak ıslah edicileriz derler. Allah Teala bizi uyarıyor. İyi bilin ki onlar bozguncuların, zalimlerin ta kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Aziz kardeşlerim, şu gerçek unutulmamalıdır ki dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde adaleti İslam'a gönülden bağlı müminler ancak tesis edecektir. Tarihte hep böyle olmuştur. Bugün de böyle olacaktır. Yarın da böyle olacaktır. Çünkü İslam insanlığa gönderilen bir nimettir. Maide suresinin 3. ayetinde Cenab-ı Hak bu gerçeği bütün insanlığa şöyle ifade buyurmaktadır. Estaizu billah. El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dinen. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve din olarak İslam'ı seçtim. Ve ondan razı oldum. Allah Resulü Efendimiz'e indirilen son ayet olduğu rivayetleri var bu ayetin. Buradan anlıyoruz ki dünyaya adaleti getirecek İslam'dır. İyiliği getirecek İslam'dır. Huzuru, barışı getirecek İslam'dır. Zulmü ortadan kaldıracak İslam'dır ve o İslam'ı en doğru bir şekilde öğrenen, anlayan ve yaşayan Müslümanlardır. Müslümanların dışında insanların işte yaptıklarını görüyoruz. Nasıl ırkçılık yaptıklarını görüyoruz. Nasıl zulmettiklerini görüyoruz. Gün yüzü görmemiş
bebekleri öldürenlere nasıl destek olduklarını görüyoruz. Artık saklayacakları bir şey kalmadı. Geçmişteki gibi değil. Şimdi dünyanın bir ucunda olan bir olay, öbür ucunda anında görülüyor. İşte onun için dünyanın her yerinde İsrail'in zulmü nasıl görünüyorsa, dünyada nerede bir kötülük oluyorsa o da hemen anında görülüyor. Onun için Cenab-ı Hak bu ümmeti insanlara en hayırlı ümmet olarak çıkardığını buyuruyor. Estaizu billah. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevnânil münker ve tü'minûne billah. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Rabbimiz bizi böyle tanımlıyor. O zaman hep birlikte vahdet içerisinde, birlik içerisinde nerede bir kötülük görüyorsak, nerede bir zulüm görüyorsak, elimizle düzeltebiliyorsak elimizle, dilimizle düzeltmeye çalışıyorsak dilimizle, onlara da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle, dualarımızla o kötülüğe karşı olduğumuzu duruşumuzla ifade etmek zorundayız ki bu da bizim bir iman borcumuzdur. Mümin olduğumuzun göstergesidir. Aziz kardeşlerim, yeter ki bizler kaybolan adaleti dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızın her alanında hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten geri durmayalım. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair umutlarımızı diri tutalım. İlahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Biz hep şanlı ordumuz için ne diyoruz? Tarih boyunca hep zalimin karşısında, hep mazlumun yanında yer alan şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her vesile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz ya, bu duamızı yapmaya hep devam edelim inşallah. Hutbemi bir ayeti kerime maliyle bitiriyorum. Rabbimiz buyuruyor ki biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılanlar bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el gur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallahul azim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Tazimen li nebiyhi ve tekrimen li fekameti şe'ni şerafi safiyyih. Fegale azze ve celle min gailin muhbiran ve amira. İnne allaha ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Mazlumlara yardım eyle ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Zalimleri zalimlere musallat eyle ya Rabbi. Allahümme eşgiliz zalimine biz zalimin ve akhricna min beynihim salimine ganimin. Müminleri salimen ve ganimen zafere ulaştır ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Bizleri, anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Sen bağışlamayı seversin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâizil gurbe ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bagi ya'izukum leallekum tezekkerûn. Şüphesiz Allah adaleti emreder, iyiliği emreder, İhsanı emreder, akrabaya bakmayı emreder. Her türlü kötülüğü, münkeri, fenalığı, azgınlığı, zulmü men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.